gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. 27 Mayıs 1960 sabahı. Kurmay Albay Alparslan Türkeş'in tok sesiyle tane tane okuduğu bu bildiri, 3.30'dan itibaren Ankara Radyosu'nda tekrar tekrar yayınlanırken, Adnan Menderes, miting için gittiği Eskişehir'deydi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar da tanklarla, toplarla sarılmış Çankaya Köşkü'nde. Muhafız alayı tertibat almış gibi gözüküyordu. Askerler dolaşıyordu. Ve köşkün nizamiye kapısının önünde iki tane tank vardı. Toplar köşkün aksi istikametine doğru çevrilmişti. Bir süre sonra topların köşke doğru çevrildiğini, bir hareketlilik olduğunu gördük. Anladık ki bu o şartlarda daha önceden tasarlanmış bir mizansen içerisinde muhafız alayı teslim olmuştu. Darbeciler Çankaya Köşkü'nü basıp Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı tutukladılar. Böylece Ankara tamamen düşmüş oluyordu. Dolayısıyla bütün bir Türkiye. Bayar'ı teslim almak için köşk çevrildiği zaman Bayar kimi arayacak? Muhafız alayı komutanını arayacak. Bulamıyor. Osman Köksal ihtilalcilere karışmış. Yarbayı arıyor yok, yüzbaşı arıyor yok, üsteğmeni arıyor yok. Bir jandarma temini çıkıyor, ben korurum sarayı diyor, köşkü. Bayar diyor, yani sen de git oğlum. Bekliyor, teslim alacaklar anı. İçeri bir general, manevra kıyafetli, 3-4 tane de subay giriyor. Bayar silahını çekiyor, o generali vurmak için. Soruyor, sen kimsin? Ben diyor, veteriner general Burhanettin bilmem ne. Bayar dedim ki, diyor, cebime koydum şey. Çünkü onu vuracak ve intihar edecek. Kafasına koymuş Bayar. Tekrar tabancayı cebime koydum ve sonra buna verdim. Dedim ki diyor, biz veteriner paşasına teslim olduktan sonra koskoca cumhurbaşkanı ve bunu zaten biz hak etmişiz. Ankara'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar kırmızı station bir arabayla harp okuluna getirildi. Eskişehir'den Kütahya'ya geçen Başbakan Adnan Menderes de şehir girişinde yolu kesilerek Albay Muhsin Batur tarafından hava yoluyla Ankara'ya getirildi. İşte yolun sonuna gelinmiş, genç subaylar tarafından 10 yıllık bir iktidar 4 saat içinde devrilmişti. 27 Mayıs muhakkak ordunun komuta zinciri dışında yapılan bir junta darbesiydi. Ve gereksiz bir darbeydi bence. Yani iş seçimlerle çözülecekti. Seçimlere engel oldular. Ben Eskişehir'de Sayın Başbakan'la beraberdim 26 Mayıs gecesi. O gün Başbakan operlörde Eskişehir meydanında seçimlerin yapılacağını kesinlikle ilan etti. Fakat ne oldu? Bu duyulmadı. Operlörleri kestiler. Ne o ahırdaki halk duydu, ne basının bunu dünyaya yahut da Türkiye'ye aktarmaya vakti olmadı. Hiyerarşik düzen içinde yapılmadı. Darbeyi genç subaylar yaptılar. Anlaşılıyor sonra ki başlarına bir kumandan bulmakta da zorlanmışlar. İşte Madanoğlu'nu bulabilmişler ya da Cemal Gürsel'i emekli oldu köşeden çekip getirerek başlarına bir general geçirebilmişlerdir.
Seçimle iş başına gelmiş bulunan Demokrat Parti iktidarı 27 Mayıs 1960'ta gayri kanuni bir şekilde silahlı kuvvetler içindeki bir grup alt rütbeli subay tarafından bir hükümet darbesiyle devrilmişti. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere DP yöneticileri, hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu temsil eden milletvekilleri yassı adaya sürüldüler. Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada neyin olduğunu göstermek için ayağa kalkacak. Yargılamalar adadaki ağır şartların gölgesinde gerçekleşiyordu. Ülkede adaletsizliğin, sansürün hüküm sürdüğü yıllardı. Anayasayı değiştirebilecek bir meclis iktidarına sahip olan iktidarın çoğunluk diktasına gitmek istiyordu, anayasayı ihlal etmek istiyordu gibi bir suçlamayla suçlanmış olması sadece mantıki bir garabettir. Aydınımız işin hep kolayına kaçmıştır. Yani halkla bir sevmediği bir iktidarı tasfiye etmek yerine bir gücü kullanarak tasfiye etmek yoluna sapmıştır. Dolayısıyla basın Demokrat Parti'ye karşı basının büyük bir bölümü muhalefet içindeydi. Bu da çok normaldir. 10 yılı süren bir iktidara karşı basındaki muhalefet dozunun artmasını ben şahsen çok normal karşılıyorum. Fakat bunu halka bırakacaklarına ki 1961'de bir seçim olsa ben inanıyorum ki Demokrat Partisi tabii yollardan tasfiye olacaktı. Bunu halka bırakacaklarına maalesef orduyu teşvik etmişlerdir. Yani uzun vadeli göremeyen, vizyonsuz, kısır görüşlü bir aydına biz maalesef sahibiz. Zannediyor ki yani asker gelecek ve hiçbir tahribat bırakmadan sonra gidecek. Esas itibariyle 27 Mayıs olduktan sonra biliyorsunuz 27 Mayıs yapanlar biz Babali'den de geçeceğiz demişlerdir. DP yöneticileri Yassıada mahkemelerinde kendilerini savunamadılar bile. Yeşil Hisar ve Kayseri olaylarından ötürü. Evet. Yeşil Hisar ve Kayseri evet. Olaylarından ötürü. 28 Mart 1960 tarihli bir mektubunuz var. Başvekile hitaben yazın. Yeşil Hisar'da, Yeşil Hisar'da şimdi tamamen olduğu gibi ifade edemeyeceğim. Evet. Fakat böyle umumi şekilde izah edeceğim. Yeşil Hisar'da bir hadise olmuştu. Size bu Yeşil Hisar hadiselerini kimler ne şekilde intikal ettirdiler? Mektubunuzda diyorsunuz ki Yeşil Hisar vakası üzerinde durdum. Mahallinde vaziyeti gördüğüme göre elbette birinci derecede şey olarak medallarına vazifeli bir insan olarak evet. Ne tedbir icap ederse o tedbiri alır. Yani şöyle, hasta yatıyordum. Evet. Hadiseyi ehemmiyetli telakki ettim. Evet. Ve gitmek istedim. Onu anlatıyorum. Eğer gidebilmiş olsaydım mahallinde tedbiri alırdım. Mahkemeler darbecilerin isteği doğrultusunda seyrediyordu. Sanıkların müdafaası yaptırılmamıştı. Rahmetli Hasan Palatkan çok güzel bir müdafaa yapıyordu. Ben rahmetli Palatkan'ın da avukatıydım. Dedi ki bunu geç. Bu seni ilgilendirmiyor, alakadar etmiyor. Adam çok güzel hem ekonomik açıdan hem de siyasal açıdan savunuyor kendisini ve Demokrat Parti'yi. Savunmasını yaptırtmadı. Ver o savunmayı bana dedi. Sonra bana savunma yaptırdı. Ben dedim ki kararlar sümenin altında. Hiç bizi uğraştırmayın, çıkarın okuyun bunu. O sözden Adalet Divanı tahkirde ben 2,5 aya yakın hapis yattım. Haberler ve Yassıada davaları İmralı cezaevinde de takip ediliyordu. Fakat mahkumların beklentisi farklıydı. Hoparlör koyduk, küçük hoparlörler koğuşlara.
Oradan radyonun önüne de bir mikrofon yerleştirdim. Oradan haberleri olduğu gibi dinlettiriyorum. Sabah akşam, işte öğlen paydoslarında müziktir, pick-up'tır falan filan. Maksat meşgul etmek onları. O şekilde anladılar ki onlar da hemen, yani onlar istiyorlar ki yarın af çıksın, böyle bir şeyin olacağı mümkün değil yani. İstanbul Savcılığından telsizle İmralı Cezaevi Savcısına emir geldi. İnfazların İmralı'da yapılacağı ve bir heyetin geleceği bildirildi. O emri bir cezaevi müdürü, bir de cezaevi savcısı biliyordu. Oysa Yassıada'da dava devam ediyordu. Başsavcı söyledi bunu dedi. İnfazları burada yapacaklar dedi. Bize ileride yine talimat verilecek. Şimdiden dedi ufak ufak kimseyi huylandırmadan bu hazırlıkları yapalım, kimse de huylanmasın dedi. 1,5 ay önce mezarları kazılmaya başlandı. O yıl Zeytin Fidanları Çukurları adı altında aslında mezar kazıldı. Zeytin Fidanı Çukuru kazıyoruz diye mezar kazdılar. Çukur kazmaya başladık. Mahkumu ben seferber ettim. Ziraatçılardan bir kısım mahkumu. Orada günlerce çukur kazıyorlar. Aşağı yukarı 80-90 öyle bir çukur kazıldı, geçti. Top sahasını güzelleştiriyoruz diye şey yapıyoruz. Kale direkleri yeniden çekiyoruz falan. Aslında sehpa yapılıyor. Cihet-i Askeriye'ye cephane sandığı adı altında silah konulacakmış zannediliyor o şekilde. Marangozhaneye talimat verildi. Tabut yapılıyor. Haftada bir gün, perşembe günü deniz yollarına ait vapur İmralı'ya uğrardı. O vapur iptal edildi. Cezaevi müdürü deniz yollarına haber verdi. Takvimler 15 Eylül 1961'i gösteriyordu. Nihayet Yassıada'da karar günü gelmişti. O gün son sözü Salim Başol söyleyecekti. Ancak Adnan Menderes sözü ona bırakmadı. Kapısındaki nöbetçiler sabah saat 4'te yatağından düştüğünü duyurdular. Hemen içeri girdiklerinde Menderes komadaydı. Verilen uyku ilaçlarını dilinin altında biriktirmiş, saklamış ve o sabah hepsini birden yutmuştu. Resmi tutanaklara bu yazıldı. Fakat daha sonra zehirli iğne yapıldığı iddia edilecek, Menderes'in zehirlendiği ileri sürülecekti. Doktorlar geldiğinde o son ayların en derin uykusunu uyuyordu. Yassıada'yı panik sardı, alarm verildi. Hemen midesi yıkandı ve son anda kurtarıldı. Ölümden dönmüştü. Fakat 2 gün sonra yine ölüme gidecekti. Yassıada sanıkları mahkeme salonunda 9 ay 20 gün süren 287 oturumluk maratonun sonuna geldiklerinde Menderes bakımdaydı. Öğleden sonra sanıklar gruplar halinde salona alınıp mahkeme kararları okundu. Kararların okunması bittiğinde başta Bayar ve Menderes olmak üzere 15 idam vardı. Nihayet idam mahkumu Menderes dışındaki 14 hükümlü bir muhriple Yassıada'dan ayrıldılar. Marmara'da bir adada başlayan dönem yine Marmara'da bir başka adada kapanacaktı. Ön plandaki tiplerden 2 vekar vardır. Bir tanesi Celal Bayar. Vekarını hiç bozmamıştır. İkincisi Fatih Rüştü. Ama hiç bozmamıştır. Fatih Rüştü. Fatih Rüştü hakimlere kafa tutacak kadar, sizin atifetinizi istemiyorum diye yüzlerine bağıracak kadar erkekti Fatih Rüştü. Orada maalesef en düşük pozda görünen Adnan Menderes'ti. Çok. O çok fena yıkılmıştı. Yani adeta yığın halindeydi. Ve orada hiçbir şey de düşünemiyormuş gibi bir havası vardı ki halka bu. Onu görenler bu havayı anlattıktan sonra o da iğne yapılıyor, bilmem uyuşturucu veriliyor şeysini yapmışlardı. İhtilal
Adnan Menderes'i öldürmüştü zaten. Demokrat Parti iktidarının son kabinesinin diğer üyeleri de 5 ila 15 sene arası hapis cezasına çarptırıldılar. 400 sene almadılar ve hatta 500'lü polisler falan da vardı. Grup grup aldılar, tevhim ettiler. Bir spiker bulmuşlardı, o spiker okuyordu. Hakim. Hakim okuma tabii uzun sürüyordu. Rahmetli Menderes intihar ettiği için gelmemişti, onun raporu okundu. Bize Bayar güç vermiştir. İlk sanık Bayar, Bayar idam mahkumu oldu deyince gerisi dinlemeden attı kulaklığını, yürüdü gitti. Eliyle de şöyle bir hareket yaptı, hiç umuruna bile değildi. Yürüdü gitti. Genellikle sanıklar kararları soğukkanlı dinlemişlerdir. Özellikle rahmetli Zorlu, rahmetli Polatkan hiç bir şey göstermeden, korku alameti göstermeden dinlediler. Yassıada'da son karar hükmünün okunmasının bittiği anda saatler 15.20'yi gösteriyordu. Kararların açıklanmasından sonra ölüm ve müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlüler, ihtilalciler tarafından önceden hazırlanmış plan gereğince hücum botlarla alelacele İmralı Adası'na gönderildiler. Böyle idamlar çıkıyor. 19 idam çıkıyor işte. Arkasında müebbetler, hapisler böyle. Veriyor adam cezayı. Faruk Nafiz Çamlıbel gibi filan bir 40 kişi galiba beraat ettirdiler. Onun dışında herkesi sıraya dizmişler, mahkum ediyorlar. Kendi Genelkurmay Başkanları Rüştü Erdalyon'u da idama mahkum ettiler. O zat da gayet dikkatli, kültürlü, bence Türk ordusunu iftihar edici bir generaldi. Yabancı diller bilen, İstiklal Savaşı gazisi çarpışmış bir adam. O adamı da hiç olur şey değil. Kararı şimdi okuduğun zaman gülesiniz geliyor. Hiçbir suçu yok. Sırf Demokrat Parti değil, devlet idaresine, iktidara sahip çıktığı için, iktidarın ve devletin ve cumhuriyetin, demokrasinin bir darbeyle yıpranmasına karşı çıktığı için onu da idame mahkum ettiler. Hükümlüler İmralı'ya Yüzbaşı Erdoğan Argun kumandasındaki subay ve erlerin muhafazasında elleri arkadan kelepçeli olarak götürüldü. J-15, J-16 benim dediğim gibi karşıdan kıyıya yanaştı. Rıhtıma bizim iskeleye. Onun içinden çıkmaya başladılar. Biz de sinema salonunun önündeyiz. Böyle direkt muhripli ve iskeleden çıkanları görüyoruz. Dümdüz bir Arnavut kaldırımı var. Karşıdan gördüğüm zaman Celal Bayar rahmetli başta. Bir baktım Menderes yok. Tuhafıma gitti benim. Dedim protokol gereği arkasından Menderes'in gelmesi lazım. Acaba nedir ama kimse bilmiyor ki biz de bilmiyoruz. Arkasından Refik Koral'dan öyle sırayla hepsi geliyorlar. İmzayı bastı. Savcı teslim oluyor falan. Onların sinema salonunun kapısından ikinci kat merdivenle çıkılıyor. Yassıada Mahkeme Divanı'nın vermiş olduğu idam hükümleri onaylanmak için Ankara'ya Milli Birlik Komitesi'ne gönderilmişti. Komitede infazların yapılıp yapılmaması hakkında şiddetli tartışmalar meydana gelirken fikir ayrılıkları oluşmuştu. Milli Birlik Komitesi'nin içinde iki cereyan belirgin hale geldi. Bunlardan bir grubu ki Alparslan Türkeş onu sembolize ediyordu. Daha uzunca süre kalalım. Yani hemen anayasal düzene, parlamenter sisteme geçilmesi için adım atmayalım. Türkiye'yi süratle kalkındıralım. Kendi taraftarlarıyla birlikte bu yüzden anayasal sisteme geçiş taleplerine karşıydı. Bu belirli bir aşamada gerginlik oluşturdu. 13 Kasım tarihinde Milli Birlik Komitesi üyelerinden bir grup diğerini tasfiye etti. Tasfiye edilenler Alparslan Türkeş ve arkadaşlarıydı. Tasfiye edenler de o sırada geriye kalanların en üst rütbelisi olarak bilinen
Cemal Madanoğlu ve arkadaşlarıydı. Biz tasfiye edildikten sonra 23 kişi kaldı komite üyesi. O 23 kişiden bir iki arkadaşımız vefat etti. Sanıyorum oylamada 21 kişi bulunmuş. Bunlar 13-8 gibi bir oyla çıktı. 8 kahraman karşı çıkmıştır. Dosyaları Milli Birlik Komitesi'nin toplantı masasında elden ele dolaşan 14 idamlık o sırada İmralı'ya varmıştı. İkindi vaktiydi. Ada asker kaynıyordu. Bu odayı dolduracak kadar dosya vardı. Bu dosyaları biz bekledik ki Milli Birlik Komitesi'ne gönderecekler. Kararları da gönderecekler. Milli Birlik Komitesi bir hukuk komisyonu kuracak, inceleyecek. Kararları tasdik veya gerektiği zaman tahvif edecek. Ama bir baktık ki kararları değil, tahmin ediyorum ki karar özetini bir askeri uçakla gönderdiler. 4 saat içinde Milli Birlik Komitesi kararları tasdik etti, geçti gitti. Bir kısmını işte müebbet hapse çevirdi, gerisini tasdik etti. Ne dosyayı okudu, ne gerekçeyi okudu. Vakti yoktu. Sonra bunların hatıraları anlaşılıyor ki aralarında ufak bir tartışma geçti. Milli Birlik Komitesi tarafından son anda değiştirilen karar neticesinde 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın idam hükmü müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Ceza hukukuna göre 65 yaşın üzerindekiler infaz olunamayacağı için Refik Koraltan'da affa uğrayanlar arasına girmiş oluyordu. Elleri kelepçeli olarak getirildikleri yer 1 metrekare genişliğindeki bir hücreydi. Karanlıktı. Az sonra biri gelip fotoğraflarını çekti. Kapıda nöbetçiler vardı. Herkes yerli yerine yerleşti. Öbür diğer şeyler, hükümlüler, o bizim yeni yapıldığını söylemiş olduğum, yani tadilat görmüş olan koğuşa onların hepsini oraya koydular. 12 tanesi yukarıya kondu. Onların da aynı dediğim şekilde altlarına ottan saman doldurulmuş yataklar, üstünde battaniye, yukarıya çıkartılmış ızgara lambalar, yukarıda aşağıya değmesi mümkün değil. Ceryanlar direkt verilmiş vaziyette. Şeyle alakası yok. Her kapıda asker ve gardiyan bekliyor. Diğerler de misafirhanede bizim hazırlamış olduğumuz odada oraya alındı iki tanesi. Milli Birlik Komitesi'ne bu Yassı Ada Yüksek Adalet Divanı'nın vermiş olduğu kararları özel olarak götürüp tasdik ettirip gerisin geriye İmralı'ya getiren şahıs Bülent Bey geldi, içeriye girdi, dedi ki bunları burada bırakıyoruz dedi. Bunlar infaz edilecek, diğerleri müebbete çevrildi, onlara dokunulmayacak. Dördününki infaz, yani hüküm ölüm cezası tasdik edildi, ötekiler infaz edilmeyecek, onlar müebbete çevrildi dedi. Bunların içinde 3 tanesi kalıyor tabii. Yaş haddinden rahmetli Celal Bayar o işten ayrıldı, yırttı. Bu arada dışarıda hummalı bir faaliyet sürüyordu. Henüz kararların kesinleşmemiş olmasına rağmen dar ağaçları kurulmuştu. Hatta idamlıklara dini telkinde bulunacak imamlar ve infazı gerçekleştirecek iki cellat bile bulunmuştu. İdama mahkum edilen Demokrat Parti mensuplarının Yassıada'dan İmralı'ya getirilmeden hemen sonra 200'den fazla subay kararları şiddetle eleştirerek daha çok ölüm cezasının verilmesini istemekteydiler. İmralı'ya nereden geldiği belli olmayan kızgın subaylar, ada kumandanı Tarık Gürya'yı sabırsızlık içinde bekliyorlardı. Nereden geldiği belli değil. Kim getirdi, kim gönderdi, nasıl bunlar, nasıl buraya geldiler, bunlar sıfatları nedir? Genç teğmenler. Adaya çıktılar, geldiler. Hepsinin üstünde Thompson. Benim odaya soktuk onu. Bir dinledik ki adamları, adamlar neden 13, bu 15 kişiden
üçünün idamına, diğerinin müebbetine karar verildi. Biz burada bunların hepsini infaz ederiz. O niyetle gelmişler meğerse. Bu durum karşısında hayli telaşlanan İrtibat Bürosu Başkanı Kurmay Albay Namık Kemal Ersun derhal Yassı Adayı arayarak Tarık Gürya'ya İmralı'ya gitmesini emretmişti. Tarık Gürya geldi ama Tarık Gürya o anda benim nazarımda vızıldı. Çekmiş kafayı. Zil zurna sarhoş, bu kadar yaklaşamıyorsun. Leş gibi rakı kokuyor. İnsan böyle bir yerde göreve geliyorsun. Hiç olmazsa içmeden gel. Her gece içiyorsun. Tamam. O gece içme. Burada infazda bulunacaksın. Omzunda kaput, elinde sopa dolaşıyor falan filan. Çıkamadı işin içinden. İş sarpa sarınca hemen J-15 hareket etti. Gitti. Cemal Tural'ı alıp geldiler. Cemal Tural'ın da etrafında askerler var, geldiler. Kuş uçamaz. Emir olmadan kuş uçamaz. Çocuklar da hiçbir şey yapmaya tevessül etmediler. Edemezlerdi de. Çünkü herkes gözünün içine bakıyor. En ufak bir işarette orada zaten fazladan açılmış çukurlar var. Yani hepsi gidebilirdi. Yani burada bir tokum, şöyle parmağın bir gitmesine bağlı. Başka ne olacak? Bunları topladı hepsini. Paşayla görüştüm dedi. Tabir aynen böyle. Paşayla görüştüm. Bu kararın haricinde hiç kimse infaz edilemeyecek. Bu karara aynen uyulacak. Bunu da böyle bilesiniz. Tekrar ikaz etmem dedi. Vakit gece yarısını geçmiş, İmralı cezaevinin 14 hücresinde ölümü bekleyenler için belirsizlik hala bitmemişti. 9 saattir elleri arkadan kelepçeli oldukları halde bekliyorlardı. Bayar son anda kendisine verilen Yassı Ada Kararları kitabını sırtına destek yapmış uyuyordu. Ardından infazda görevli hocalar İmralı'ya geldiler. İmamlar niçin geldiklerini dahi bilmiyorlardı. Hocalara diyorlardı ki Pakistan'dan bir heyet gelecek. Din konusunda münazara yapılacak. Orada görevlendirildiniz. 15 infaza göre 15 tane hocayı getirdiler bize. Ama hocalar nereye gittiklerini falan bilmiyorlar. Niçin geldiklerini de bilmiyorlar. Bakınıyorlar Pakistanlı adamlar nerede falan filan diye. Biz onların hepsini bir odaya oturtturduk. Misafirimizsiniz, bakın ilgilenin falan dendi. Derken cellatları getirildi. Cellatlar nereye geldiklerini bilmiyorlardı. Sarhoş bir şekilde alınıp getirilmişlerdi. Dedi ki bunlar işte getir. Kimdir dedim onlar? Cellat. Adamlar geldi de adamlar sarhoş kardeşim. Adam Üsküdar'da bir meyhanede arkadaşıyla oturup içerken sormuşlar orada kimdir bu Kemal Ansan nerededir? Demişler ki hep falan yerdeki meyhaneye çıkar. Herif keyif yaparken oradan adamı kapmışlar. Atmışlar şeye, geminin içine. J-15'e binmişler, basmışlar. Vın herif gelmiş tabii, bir de gelmiş bakmış ki servi ağaçları, çam ağaçları falan. Ulan neresi burası? Ne Kadıköy, ne İstanbul, ne bir şey Allah'ın. Yeriden ben neredeyim, ne oluyorum? Acaba da fazla kaçırdım da rüyamı görüyorum falan. Adam da böyle bir telaş. Ben dedi vallahi bilseydim dedi askeriyenin köpekleri olduğunu. Ben zehirler miydim? Bana belediye emir verdi falan. İşe hemen ayıldım ben. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. O askerleri de orada görünce zehirlediği köpeklerin askerlerin köpeği olduğunu, o sebepten buraya getirildiğini zannediyor. Cellatlar başgardiyana teslim edildi. Onlarla başgardiyan ilgileniyordu. Sinema salonunun üstünde bir tek kişilik bir oda var. Bu ikisini oraya götür. Kahvemi içirtirsin, ne yaparsın, yap. Bak bunlarla. Otur muhabbet et bunlarla, konuş dedim. Bak bakalım burada neden bulunduklarını biliyorlar mı? Niçin geldiklerini tahmin edebiliyorlar mı? Kimdir, nedir, neyin nesidir, neyin fesidir bir öğren. Sonra bana haber ver dedim. Adam onu aldı götürdü.
Gardiyan cezaevi müdürünün odasına geldi. Müdür celladı yanına çağırdı ve infazda görevli olduğunu söyledi. Bir yarım saat sonra geldi. Dedi ki, müdürüm dedi, işe ayıldı seninki dedi. Burası neresi? İmralı dedim. Yassağı da buraya yakın dedim falan. Yahu bunlar bizi buraya yassağı da mahkumlarını infaz etmek üzere getirmiş olmasınlar gibi bir laf etti dedi. Bir parça dedi biliyor galiba işi dedi. İyi dedim falan al gel. Aldı geldi. Dedim burası neresi? İmralıymış efendim dedi. Biz peki öyleseydik ne lazım? İp lazım dedi. Zeytinyağı lazım. Mehmet Evrensel var. Allah rahmet eylesin. Ölmüş diye duydum. Amber memuru. Ona dedi ki Mehmet Bey ver buna ne ihtiyacı varsa. O hazırlığını yapsın. Ondan sonra da senin vazifen budur diye yazdık onun. Burasına asıyoruz falan. Astık. Toplayın elimi. Gitti seninki. Kapıdan çıktı biraz sonra döndü. Gardiyan dedi ki sizinle görüşmek istiyor dedi. Savcı da böyle oturuyor Abbas Bey. Öteki o komutan da orada. Jeom 5'in komutanı. Geldi içeri. Nedir dedim. Dedi ki dedi ikimize de dedi cennet diye yazmışsın müdürüm dedi ya. Ben dedi börekçi Ali'yi astım. Benim ihtisasım var dedi ya. Tecrübeliyim. Onunkine hiç olmasın bir baş cellat diye yazıver dedi. Şimdi Abbas bana baktı. Ben de Abbas Bey'e baktım. Ona millet koyun derdinde, kasap et derdinde, öteki can derdinde falan. İçimden dedim bir şey olmasa şimdi girişesin burada buna. Abbas dedi ki gel gel dedi. Aldı oradan baş cellat diye yazdı. Ada komutanı Tarık Güryay, idam hükümleri müebbete dönüşen DP'li devlet adamlarının hücrelerini dolaştıktan sonra salona dönmüş ve salonda kendisini başsavcı Egesel ve diğer hakimleri iki deniz albayının eşliğinde beklediklerini görmüştü. Onların bildirdiklerine göre kararlar tasdik olunmuş ve İmralı Adası'nda idamlık yalnız iki hükümlü kalmış oluyordu. Zorlu ve Polatkan. Bu arada ada komutanını kenara çeken iki görevli, üç idamın da aynı anda yapılması için Menderes'in iyileşmesinin beklenmesinin uygun olup olmadığını sordular. Ancak kumandan bu konuda fikir beyan etmeyince idam kararını tatbik için harekete geçildi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ihtilalciler olağanüstü mahkemelerde yargılayıp dar ağacına gönderdiler. Hücrelerin bulunduğu binanın altında büyük, loş bir salon vardı. Müdürün teklifi üzerine hükümlülerin oraya getirilmeleri kararlaştırıldı. Gardiyanlar önce Fatin Rüştü Zorlu'yu getirdiler. Fatin Rüştü Zorlu salona gardiyanların önünden girerek rahat adımlarla idamı görmek için gelen heyeti selamladı. Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetliye aldık geldi. Orada tekrar hüküm tefhim edildi kendisine. Zaten biliyor. Fakat öyle metanetli ki yani adam idam sehpasına falan gittiği yok. Adam sanki bir seyahate çıkar, bir hazırlık yapmış da gidiyormuş, uğurlamaya gelmişsin gibi falan. Ondan sonra ailesine mektup yazması için başsavcıdan müsaade istedi. Kağıt ve kalem verdiler. Oturdu, ailesine mektubunu yazdı. Kağıt kalem rica edeyim dedi. Çıkarttı bir kağıt kalem kızına, hanımına, kızına ve oğluna aynı sayfada mektubunu yazdı, imza etti. Ondan sonra giyindi güzelce. Dedi ki benim kravatım. Sonra dedi ki yok yok dedi. Ben çıkartmıştım kravatı, yoktu zaten dedi. Yazdığı mektubu bitirdikten sonra başsavcıya verdi ve yine abdest almak için müsaade istedi. Abdest bitince çoraplarını giydi. Gömleğinin sıvadığı kollarını indirince kol düğmelerini takmayı da unutmadı. Bir abdest aldı orada. Bir namaz kıldı. O Yahya Eskişehirli. Onunla bir iki dakika yalnız kaldı, konuştular. Dini telkinde bulundu. Zorlu metanetini idam sehpasında da korudu. O kadar ki Mahut gömleğin üzerine giydirilişinden sonra kendisine dini telkinde bulunan hocanın Arapça kelimeleri telaffuzda düştüğü hataları düzeltti.
kapının önüne, girdikleri kapının önüne sehpa orada kuruldu. Şöyle bir baktı sehpaya. Sanki birkaç defa inmiş çıkmış gibi patır 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 hemen çıktı. Cellat kolları sıvamış ama cellat titriyor böyle, eli ayağı falan birbirine karışmış vaziyette. Tuttu bunun boynuna ipi geçirdi. Herif telaşından boynuna değil de buraya ipi geçiriyor. Döndü. Dedi ki olmadı ki oğlum dedi. İdama giden benim, sen değilsin. Telaşın nedir? Şuradan indiriver şunu dedi. Ondan sonra düzeltti onu. Fakat her şeye kendini hazırlamış bir insanın havası içerisinde arkasında boşluğun alındığının farkında ipin boşluğunu alıyor. Kenarda saracak. Daha birinciyi sarmadan kimseye nasip olmayacak büyük bir metanetle sandalyeye tekmeyi kendisi vurdu. Boylu boslu adam kardeşim. Öyle şey yapınca, salınca kendini, ayakları değdi masaya. Izdırap çekecek. Asılındı, masa devrildi. Masaya tekme atıldı o arada. Bu seninki ancak o zaman öyle şey oldu. O orada bırakıldı kendi kaderine. Gözlüğü vardı, düşmüştü. Üstüne biri mi bastı, ne bastı orada, kırılmıştı. Burada duruyorum ben de gözlük. Bir hatıra olarak kaldı ondan. Polatkan tek kelimeyle bitikti. Bütün reflekslerini kaybetmiş bulunan vücudu ancak kollarındaki gardiyanların desteğiyle ayakta durmaktaydı. Okunan kararı dinledi. Biraz sonra hocanın yaptığı dini telkini çok zor tekrarladı. Polatkan çok bitkin, harap, böyle yani ölüm halindeki ağır hasta nasılsa kollarına girip getirdiler onu. Belki biraz daha kalmış olsaydı yukarıda korkudan mı olur yahut da o stresin verdiği heyecandan mı olur, belki de kalp krizi geçirebilirdi. O geldi, ona da Yahya Eskişehirli dini telkinde bulundu, o hiçbir şey söylemedi, bilmişti. Yüzü bir ölününkinden de sarıydı. Gömlek giydirildi, elleri arkadan kelepçelendi, gardiyanların kolunda sehpaya kadar götürüldü ve hüküm infaz edildi. Sinema salonunun bitiminli yol var, arasında da hamam var ve çorap atölyesi var. Bu arada kurulmuştu ona, o da orada infaz edildi. Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki dramatik idamlarının ardından gözyaşları ve üzüntüler içerisindeki Türk halkı durumu henüz belirginlik kazanmayan Menderes'in akıbetinin ne olacağını merak etmekteydi. Zorlu ve Polatkan bir hiç uğruna asıldıklarına göre Menderes'in intihar sonrası komadan çıkıp idam edilmeyişi bir nebze olsun insanların teselli kaynağı olmuştu. 16 Eylül 1961 günü bu duygular içerisinde geçerken ayın 17'si sabahı gazete ve radyolarda idama dair bir haber çıkmayınca herhalde Menderes'i asmayacaklar düşüncesine kapılan halk, geçici de olsa ümit parıltılarının sevinçleriyle muhtemelen gerçekleşecek olumlu gelişmeleri sabırsızlıkla beklemeye başlamışlardı. Dışarıdaki sade vatandaşlarla aile yakınları Menderes kurtuldu zannına kapılırlarken Yassıada'daki cellatların ne gibi hazırlıklar içerisinde olduklarından habersizdiler. Adnan Menderes'in son günü pazardı. Nispeten iyileşmiş olarak uyandı. 17 Eylül günü öğleye doğru Adnan Menderes'in odasına gelen doktorlar vücudunu tepeden tırnağa muayene edip her haliyle normale döndüğünü açıklamışlardı. Anlaşılan Milli Birlik Komitesi'nden gelen emir gereği bir an önce asılabilmesi için sağlıksız da olsa sağlıklı olduğuna dair rapor verilmesi istenmekteydi. Odasında ada komutanı Tarık Güryay da vardı.
ve Menderes'ten intiharından kimsenin sorumlu olmadığına dair bir yazı aldı. Bu rapordan hemen sonra aldıkları talimat gereği doktorlar Yassıada'dan ayrıldılar. Henüz komadan yeni çıkmış, bütün ısrarlara rağmen yarım kase kompostoyu zor içebilen Menderes'i bir an önce asabilmeleri için en az cellatlar kadar sorumlu olan 6 doktor, tıp cinayeti işleyerek nekahet dönemindeki hastalarına sağlıklıdır raporu vermekten çekinmediler. Bir müddet sonra ada kumandanıyla görüşen başsavcı Egesel'in Menderes'i hem de öğle vakti İmralı'ya asılması için götüreceği çoktan belli olmuştu. Devlet başkanı sıfatıyla General Cemal Gürsel Yassıada'yı aramış fakat İmralı'ya henüz infaz için yola çıkmış bulunan Menderes'in infazının durdurulması için hiçbir şey söyleyememişti. Menderes'in son kurtuluş ümidi de böylece ortadan kalkmış oluyordu. Yassıada kumandanı Albay Tarık Güryay, Ethem Menderes'le bir olup türlü yalanlarla çocuk gibi oyaladığı Adnan Menderes'i son yolculuğuna çıkmak üzere başsavcı Egesel'e teslim etmişti. İhtilalcilere göre zaman darlığından henüz sıhhatine tam olarak kavuşamayan Menderes'in bir an önce asılması gerekiyordu. Ada kumandanı son anlarında bile Menderes'e yalan söylemekte hiçbir sakınca görmemekteydi. Menderes, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Hastaneye," dediler. Yüzlerine çocuksu bir kuşkuyla baktı. Menderes, hastaneye gönderildiğine inanarak Tarık Güryay'a, "Ne olur kumandan," diyordu. "Berin'den mektup geldikçe bana iletiverin." Pazar günü saat 12'ye gelirken Menderes'i hastaneye diye İmralı'ya götürdüler. Yassıada'dan çıkartırken demişler ki senin sağlık durumun müsait değil. Seni Kasımpaşa'ya askeri hastaneye tekrar muayene ve tedavi için götürüyoruz demişler. Adam kendisinin Kasımpaşa askeri hastaneye götürülmek üzere olduğu zannıyla oraya gelmiş. Oraya gelin rıhtıma çıkartınca bakıyor ki ne Kasımpaşa'ya benzer ne bir şeye benzer. O ağaçlar var, çam ağaçlarının arasında Arnavut kaldırımı. Burası Kasımpaşa değil. Yürüyor tabii, içeriye giriyor. Menderes'i ölüme taşıyan feribot İmralı'ya yanaştığında hemen arkasından da başsavcı Ömer Altay Egesel'in feribotu geldi. İskelede iki subay Menderes'in koluna girdiler. Getirip iki gardiyana teslim ettiler. Pazar günü hava böyle biraz puslu. Tahminen saat 12 veyahut da yarıma doğru bir de baktım J15 geliyor. Alıp getirdiler Menderes rahmetli. O adadan iskeleden çıktı bana doğru yürüyüp geliyor. Ben bunu görüyorum. Doğrudan doğruya o geldi içeriye misafirhanenin giriş kapısının soldaki odasına aldık. Menderes geldiği yerin hastane olmadığını odasına vardığında anladı. Odada Menderes'in elleri önden kelepçeliydi. Yakasına infaz kararı iliştirildi. Boş bir odada koltuğa oturtuldu. Hüzün yüzünden okunuyordu. Koltuğa oturdu. Önden kelepçeli elleri. Orada ben ona orada bulunma sebebini izah eden o küçük şeyi, görev kağıdını yakasına takıyorum. Ayakta duruyor dedim. Rica ederim buyurun oturun. Niye ayakta duruyorsunuz? Bana dedi sizler ayaktayken ben nasıl oturabilirim? Tabii benim yanımda savcı var, diğerleri var falan filan. Adamın kibarlığı ve inceliği, efendiliği böyle beni bir ara böyle şey etti yani. Müşkül durumda bıraktı falan. Keşke olmasaydım da bunu başkası taksaydı falan gibilerden. İmralı cezaevinin bir odasında Yassıada Mahkemesi'nin meşhur başsavcısı Egesel tarafından okunan idam hükmünü dinleyen Menderes, "Bugün ayın kaçı?" diye sordu. Bir yenice sigarası içti. Daha sonra ordu fotofilm merkezi görevlileri tarafından elleri önden kelepçeli olarak fotoğrafları çekildi. Odadaki bekleyiş sırasında Menderes'e hocalar getirdiler.
Menderes evvela hocalarla yalnız kalarak konuşmak istedi. Buna kanunların müsaade etmediği söylendi. Bunun üzerine heyetin huzurunda hocayla karşılaştı. Duayı mütakip Menderes'e son sözü soruldu. Hoca ona dini telkinlerde bulundu. Ondan sonra kulakları çınlasın, sağ kendisi tahmin ediyorum. Öyledir. Hüseyin Yücel, onlar işte son sözü soruldu orada. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda, memleket ve millet için hayırlı ve uğurlu olsun, karım ve çocuklarımı şefkatle anıyorum diye bir cümle sarf etti. Bir tane fazla, bir tane eksiktir, bilmiyorum. Onun da altına imzasını attı. Elleri arkadan kelepçelendi. Sonra da üzerine beyaz infaz gömleği giydirildi. Binadan çıkarıldı. İki gardiyanın ortasında İmralı cezaevinin bahçesine doğru yürümeye başladı. Yolun iki yanına 20'şer adım sırayla askerler dizilmişti. Biz onu oradan aldık. Merdivenlerden 4 basamak zaten misafirhaneden çıkıyorsun. Şöyle bir 5 metre yürüyorsun, 5 adım sola dönüyorsun. Sola döndüğün zaman misafirhane, ambar, ikisinin arası, karşında ayva ağaçları var. Döndüğü zaman sehpayı gördü karşıda. Orada bir sendeleme yaptı, koluna girdiler. Her iki tarafında bulunan cezaevi memuru, gardiyan değiller. Biz onlara gardiyan elbisesi giydirmiştik. Solunda Osman Kıldış, sağında Mehmet Evrensel denen ambar memuru kişi. Menderes yürürken zorlanıyordu. Bir subay gardiyanlara kolundan çıkmalarını söyledi. Birkaç adım atınca Menderes yere yığıldı. Hala hastaydı. Bu koluna girince oradan subayın bir tanesi zorla mı götürüyorlar denmesin diye koluna vurdu, çıkarttırdı kolundan. Birkaç metre yürüdü, birkaç adım attı. Tabii onu görünce zaten halsiz düştü yere, yığıldı. İki tane subay hemen koştular, kaldırdılar. Oraya geldi. Sehpaya çıkarttılar. Sehpaya çıkardılar. O kadar kibar, o kadar nazikti ki başsavcı Egeser'le helalleşti bile. Son yolculuğuna çıkarken son kez dünyaya baktı ve ağzından şu iki cümle duyuldu. Hiç kimseye küskün değilim. Hiçbir dargınlık duymuyorum. Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı Ömer Altay Egeser, duruşma sırasında yedi duruşmada sizlere fazla yüklendim. Bazı şeylerimiz, aramızda çekişmelerimiz oldu ama size yani kusura bakmayın, bu görev icabıdır dedi falan. Orada nasıl oldu bilmiyorum. O da dedi ki benim kimseye bir kırgınlığım yok dedi. Size de darılmadım, vazifenizi yaptınız niye dedi. Öyle bir efendilik, bir şeylik, karşılıklı bir konuşma cereyan etti. Cellat ipi boynuna geçirirken çok küstahtı. Üstelik ipi düzgün takmamıştı. Boynuna geçirdi, sıktı. Ondan sonra altından sandalyeyi vurdu. İnfaz yerine getirilmiş oldu. Ancak buradan çok çırpındı rahmetli. Urganı boynuna geçirdiğiniz zaman arka tarafa urganın kendisinin gelmesi lazım ki bunu doktorlar da biliyorlar yani bu işten. Sovancık var biliyorsun. Sovancığı ayırdığı zaman şıp diye bu iş bitiyor. Eğer sovancığı ayırmıyorsan çırpınma oluyor. İp resimde de gösteriyor. Sağ tarafına doğru kaydırılmış vaziyette. Yani tam sovancıya oturmuş olsa asıldığı zaman ayrıldı mı iş bitiyor. O benim dikkatimi çekti. Kasıtlı veya kasıtsız bilemem. O Kemal Ansan denen o terbiyesiz herifin yapmış olduğu bir hareket. Oradan hepimiz dağıldık. Odaya gittik. Orada zabıtları infazın yapıldığı zabıtları tanzim ettirdi bana.
ettik, hepimiz imza ettik falan. Ben oradan döndüm tekrar onun başına, rahmetlinin başına. Orada geldiğim anda gördüğüm olay adamı indirmiş, Menderes'i indirmiş, ayakları yere değmiş, ikinci defa çekiyor böyle gördüm. O da herhalde üşüttüm mü ne oldu bilmiyorum. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki bu evliyaymış ya dedi. Hani her gece perşembe geceleri yatsı adadan Eyüp Sultan'a kıratın üzerinde yedi gidip namaz kılıp geri dönüyormuş. Onun için ben de yedi bir uçuruyorum bunu dedi. Bir daha gidip gelemez dedi. İndir lan dedi. Lan bir de döndüm şöyle bir de baktım ki. 10 adım arayla, 5 adım arayla herkesin elinde Thompson'lar var. Duruyorlar. Biri bir dokunsa zaten ben oradan kevgir olurum yani. İpten alınan Menderes gasilhaneye götürüldü. O çırpınmadan ayakkabı, bağlı ayakkabı kendiliğinden çıkıyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Halbuki çözmeyince çıkmaz. Bir şey, bir deri, bir kemik kalmış vaziyette. Onu indirdik, oradan şeye götürdüm, hamama götürdüm. Menderes'in yıkanıp kefenlenmesine tanık olan cezaevi müdürü Ahmet Ziyaettin Acaroğlu, Yassıada mahkemeleri boyunca işkence yapılıp yapılmadığı konusundaki tartışmalara son noktayı koyacaktı. En son gören, soyan, yıkayanların başında olan benim. Benden sonra artık günahıyla, sevabıyla toprağın altına gitti. Başka kimse görmedi, Allah biliyor. İddia ediyorum ve söylüyorum da parmağımı da basa basa Menderes'in göğsünde ve karnında bu boşlukta olduğu gibi göbeğine kadar olan her yerde bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil sigara söndürülmüş, kurumuş, olduğu gibi kalmış kabukları. Buna bizzat başında olan bir kişi olarak, cezaevi müdürü olarak, zabıtlarda imzam olan bir kişi olarak ben şahidim. Kefenlendikten sonra ebedi istirahatgahına götürüldü. Defnedildi. Arabaya kondu, götürüldü. O iki tane boşluğun olduğu yere defnedildi. Kapatıldı. Ne bir tahta, ne bir mermer. Yalnız başı ve ayağı belli olsun diye birer tane o duvardan, yerden, kıyıdan, köşeden alınmış lalettayin taşlar kondu. Onun başına da bir asker, oradan görevli, değiştirilmek suretiyle bırakıldı. O halde oraya defnedildi. İnfaz görevlileri o kadar acele ediyorlardı ki adadan hiçbir şeyi almadan gittiler. Yaftalar ve pek çok eşya İmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Ziyaettin Acaroğlu'na kalmıştı. Bir an evvel bu iş bitsin de biz buradan gidelim havası içerisinde. Bu neden onu da şöyle anlıyorum. Bu Fatihülüslü zorluğuyla Hasan Polatkan'ın infazından sonra ertesi gün o çam ağaçlarının altında otururken biz hava kuvvetlerinin jetleri şey gibi böyle kuş gibi geliyor, bir dalıyor bizim parkın olduğu yere, zzz, çıkıp gidiyor. Arkasından 2-3 saniye geçmiyor bir tane başka bir şey girip dalıp gidiyor. Arkasından başka bir tane gelip dalıp gidiyor. Bir de bakıyorsun hiç ortada bir şey yokken bir tane denizaltı tam karşımızda denizden çıkmış kafayı gösteriyor, duruyor. Bir de bakıyorsun bir muhrip geliyor, geçiyor. Adanın etrafında fırıldak gibi dönüyorlar. Ondan sonra onlar daldığı zaman oradan komutanlar falan el sallıyorlar. Yani bir şey yok falan. Sonradan anlıyoruz ki biz bunu neden üç tanesinin infazı yapılıyor da diğerlerinin infazı yapılmıyor diye hava kuvvetleri gösteri yapıyormuş meğerse. Ahmet Ziyaettin Acaroğlu, İmralı Cezaevi'nin eski müdürü. 1952'den 1964'e kadar tam 12 yıl İmralı'da müdür olarak görev yaptı. Onun İmralı Cezaevi Müdürü olarak bulunduğu dönemde 16 Eylül 1961'de Yassıada'da idama mahkum edilen Fatin Rüştü Zorlu ve
Hasan Polatkan infaz edildi. Bir gün sonra 17 Eylül'de de Başbakan Adnan Menderes'in infazı gerçekleştirildi. Gömülürken başındaydım, yıkanırken başındaydım, asılırken başındaydım. Kulaktan dolma konuşmuyorum. Bu söylediklerim hepsi gerçektir. Konuşmamın sebebi de tarihe bir ışık tutayım da doğru nedir, ne değildir o anlaşılsın. Başka bir şey. Ahmet Ziyaettin Acaroğlu bu infazlardan 44 yıl sonra bile Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İmralı'daki infazları ile ilgili kamuoyunun bilmediği pek çok çarpıcı gerçeği hala unutamıyor. Dışarıda hava birdenbire kararmıştı. Adeta etraf seçilmez hale gelmişti. Koğuşta dahi birbirimizi seçemez olmuştuk. Saat tam 13.23'te Allah sesi bir anda etrafa yayıldı. Bu ses Menderes'in sesiydi. 2 dakika sonra saat 13.25'te semadan tufan halinde bir yağmur sağanağı indi. Bu sağanak sanki ağaçları, binaları, insanları, eşyaları gökten sürükleyip getiren bir sel. İmralı'da bulunan kara ağaçların dallarında tünekleyen on binlerce kuş, yağmurun şiddetinden dolayı yerlerinden fırlayıp havaya süzülmüşler ve etrafı büsbütün karartmışlardı. Bu hadise hepimizi şaşkınlık içinde bıraktı. Bunda ilahi bir halin tezahürünü görmemek kabil değildi.